Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birazcık Linux konusunda sohbet etmek istiyorum. Tabii bu sizlerden gelen yine sık sorulardan bir tanesi. Linux hakkında bilgi istiyorsunuz. Şimdi Linux dediğimiz zaman bir başlangıçta tabii ki önce telaffuzundan başlamış olduk. Ben Linux diyorum. Genelde benim bildiğim zaten doğru telaffuz Linux. Yani Linux doğru bir telaffuz değil. Linux'un telaffuzu şeyden geliyor zaten. Yani Linux'un çekirdeğini geliştiren Linus Torvalds'ın isminden geliyor. İnternette zaten Linux Pronunciation diye yazarsanız doğru telaffuzunu Google bile hatta direkt doğrudan size verebiliyor. Şimdi Linux konusu tabii ki çok geniş bir konu. Yani bunun içine baktığımızda bir işletim sistemi çekirdeğinden de bahsedebiliriz. Koca bir ekosistemden de bahsedebiliriz. Benim de aslında derinlemesine her alanıyla bildiğim bir konu değil. Zaten bundan bahsedeceğim. Linux'un her tarafını veya Linux konusu derken tabii ne kastettiğimizi başta belirlemek gerektiğini bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü herkes başka bir şey anlıyor olabilir. Şimdi tabii Linux deyince kızanlar da olabilir hatta bize. Çünkü GNU Linux denmesinin daha doğru olacağını düşünenler de var. Bu yine biraz Linux'un tarihçesinden geliyor. Şimdi dediğim gibi giriş bile bakın girişi yaparken bile zorlanıyorum. Çünkü Linux geniş bir konu. Şimdi en temelde arkadaşlar şöyle gidebiliriz. Dünyada işletim sistemlerinin tarihine gidersek aslında bunun temelinde çok büyük bir ismin yani bütün işletim sistemlerinin tarihçesine gittiğinizde ki zaten çok fazla yok dünyada ama belki Unix ismini duyarsınız. Unix işte Amerika'da geliştirilmiş bu mainframe denilen koca ya o zamanki büyük bilgisayarların diyelim işletim sistemi olarak geliştirilmiş bir işletim sistemiydi. Bu tabi sonrasında hatta bu işletim sisteminin yazılması için C dili geliştiriliyor. Unix'ten sonra tabii ki Unix'in türevleri ortaya çıkıyor. Böyle giden bir tarihçe var kısaca. Tabii Linux da aslında Unix'i bir anlamda Unix'i ufak bir kişisel bilgisayarlarda gerçeklemek için Linus Torvalds'ın bir yaz öğrenciyken üniversitede gerçekleştirmeye çalıştığı bir projesi. Ufak bir çekirdek yazmaya çalışıyor Unix'i gerçekleyen diyelim. Aynı benzer bir yapıya sahip. Ve bunu da açık kaynak olarak paylaşıyor. Sonrasında başka bir tarafta da işte Richard Stallman'ın GNU vakfı değil tabi o zaman belki işte şu anda Free Software Foundation diye geçiyor. İşte Özgür Yazılım Vakfı diyebiliriz Türkçesine belki. Onların yaptığı başka çalışmalar var. İşte Unix, yani GNU diye bir araçlar bütünü geliştiriyorlar ama onların da bir çekirdekleri yok. İşte bir şekilde bu iki taraf bir araya geliyor. Çok kabaca anlatıyorum arkadaşlar bu arada. Yani tarihçesinde hatalı söyleyebileceğim şeyler de olabilir. Çünkü buna böyle bakıp gerçekten araştırmanız lazım. Bu bir araya gelip GNU Linux dediğimiz çekirdek ortaya çıkıyor. Şimdi tabii başlangıçta belki işletim sistemini de tanımlamak lazım. İşletim sistemleri arkadaşlar bizim işlemcileri, bilgisayarları daha verimli kullanmamızı sağlayan, bize altyapı sağlayan yazılımlar aslında. Bu da bir yazılım adlandırabiliriz. Yani işletimini yapan, o donanımla ilgili her şeyi yöneten ve bize üst katmanlarda işte uygulama yazılımları geliştirmek için bir altyapı sağlayan yapılar işletim sistemleri. Tabii sadece Linux yok bugün dünyada artık işte Apple'ın macOS işletim sistemi var. Çok aslında geniş kitlelerce kullanılan Windows var Microsoft firmasının. Bunlar en yaygınları. Şimdi Linux diye duyduğumuz şey aslında yani şu an anlattığım bu Linus Torvalds'ın geliştirmeye başladığı kısım Linux bir işletim sisteminin çekirdeği aslında. Yani kernel denilen kısım. Tabii ki kernel'ı şöyle düşünebiliriz. Bir otomobilin motoru gibi düşünebiliriz. Ama bir motor sadece bizim işimize yarayan bir şey değil kullanıcılar olarak bakarsak. Motoru bir işte şaseyle birleştirince bir kaporta bir yani bütün bir araba haline getirdiğimizde artık son kullanıcıların da faydalanabileceği bir hale geliyor. Bunun da Linux tarafındaki karşılığı dağıtımlar deniyor. Distributions. Şimdi distribution'lar ne demek? Yani birileri alıp o çekirdeği alıyor. O çekirdekle beraber tabii bir sürü yazılımlar gerekiyor. Sonuçta normal bir işletim sistemi düşünelim. Günlük hayatımızda kullanmamız için bir sürü araca ihtiyaç duyuyoruz. Bu araçların her biri başka yazılım projeleri aslında. Bunlardan bir paket yapıp sonra da bu yazılımların yüklenmesini, kaldırılmasını, işte bilgisayarımıza yüklenip kaldırılma işlemlerini de yöneten paket ortamları yani paket sistemleri de geliştirilmiş. Bu ve bunların her biri farklı dağıtımlar haline gelmiş. Yani herhangi biri bugün Linux dünyasında çekirdeği alıp kendisi başka araçlarla bunu paketleyip kendi ismiyle bir dağıtım oluşturabilir. Tabi bu dağıtımların da zamanla bellileri çok ünlü olmuş, öne çıkmış. İşte Debian'dı, Red Hat'tı. Bunlar böyle çok duyabileceğiniz isimler. Bugün son kullanıcı dünyasında özellikle Ubuntu'yu çok duyarsınız. Ubuntu da genelde en çok belki son kullanıcı ve böyle çok teknik olmayan kullanıcıları da Linux'a ısındırabilecek seviyede kolaylaştırılmış bir dağıtım. Yani bakın Linux dediğimiz zaman koca bir ekosistemden aslında bahsediyoruz. Burada şimdi
Linux'tan konuştuğumuzda işte katmanlar var. Bir çekirdek katmanı dediğimiz katman var. Kernel, o işte yine Linus Torvalds ve onun etrafındaki yine açık yazılım geliştiren kişilerce geliştiriliyor ve tamamen açık bir yöntemle aslında gidiyor bu geliştirme. Yani internet üzerinde belli topluluklar halinde ama bu toplulukların da belki çalışanları resmi bir çalışanı değil, açık kaynaklı dünyasına gönül vermiş insanlar ve belki başka firmalarda çalışıp o firmaların finanse ettiği bazen bu işleri yapmaları için yine Linux konusunda kendileri de faydalanan firmalar aynı zamanda buna yatırım da yapıyorlar. Ya da tamamen bazı insanlar da gönüllü olarak iş dışı saatlerinde bunu yapabiliyorlar. Böyle bir dünyada geliştiriliyor Kernel tarafı. Linus Torvalds ile bunun liderliğini yapıyor. Ama bunun dışında işte bu dağıtımlar, kimisi bunların yine bir komüniteyle, ücretsiz veya işte belli gönüllü gruplarla yapılabiliyor. Bazı işte Red Hat gibi mesela ticari dağıtımlar da var. Yani tamamen iş dünyasına yönelik dağıtım geliştirme ve bunun desteğini verme üzerine bir iş modeli kurmuş bir yapı var. Yani böyle geniş bir dünyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii bizim taraflara gelirsek de yine çok duydunuz Embedded Linux konusu var ki bu da aslında Linux'un embedded denen şeyi aynı Linux aslında. Farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Genel amaçlı bilgisayarda veya serverda çalışan Linux'a karşı burada bir kartta işte genelde single board computer dediğimiz işte Raspberry Pi, BeagleBone gibi bunların en popülerleri veya buna benzer bir yapıda bir flash belleğe yazılarak muhtemelen çalıştırılan Linux'lara da embedded Linux diyoruz. Aslında embedded Linux diye ayrı bir Linux yok. Yani gömülü sistemler tarafına özelleştirilmiş, özelliklere sahip Linux'ta da Embedded Linux deniliyor. Şimdi bu anlamda yine Embedded Linux'ta çalıştığınız zaman da başka bir kategori olsa da bu aslında dünyada o ekosistemden yani Embedded Linux'un, genel Linux'un ekosisteminden faydalanmaya başlıyorsunuz. Çünkü araçları vesaireleri, bu geliştirilmiş yazılımları siz kendi kullandığınız platformda bunu çalıştırabiliyorsunuz. Tabii ona özel derlemeniz gerekiyor. İşte burada Linux'un bir güçlü yönü daha çıkıyor ortaya dünyada. Linux hemen hemen bugün dünyada bütün donanımlardan kastımız farklı işlemci mimarileri, bütün farklı işlemci mimarilerine hemen hemen port edilmiş. Yani ona uyarlanmış bir işletim sistemi. Dolayısıyla bugün Linux'ta siz aklınıza gelebilecek şu an en popüler bütün işlemci mimarilerinde çalışma yapabiliyorsunuz. Yani bu ARM olabilir, işte x86 zaten Intel'in olabilir, yine farklı mimariler olabilir şu an benim de aklıma gelmeyen. Ama temelinde belli özelliklere sahip her işlemci mimarisinde bu çalıştırılabiliyor. Zaten işte Linux'u bu kadar çok duymamızın, bu kadar çok popüler olmuş olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii bir diğer sebep de bunun özgür bir şekilde geliştirilip, özgür bir şekilde de sizin kullanmanıza izin veren lisans modellerine sahip olması. Şimdi burada bir kelime karışıklığı yaşayabiliyoruz Türkçe'ye çevirdiğimizde. Aslında İngilizce'de de bu karışıklık var. Free. Free kelimesi aslında İngilizce'de hem bedava anlamına da gelebiliyor hem de özgürlük anlamına da gelebiliyor. Genelde açık yazılım dünyasında insanlar bunu şöyle vurgulamayı istiyorlar. Free'deki free'lik bedavalık demek değil, özgürlük anlamında. Yani illa Linux dünyasında bir şeyler bedava olacak diye bir şey yok. Yani siz Linux'a tabanlı bir şey yapıp parayla satabilirsiniz. Sadece o lisans şartlarını sağlıyor olmanız lazım. Çünkü her lisansın kendine özgü bazı şartları var ve bazen sizin işte yaptığınız değişiklikleri açmanızı da gerektirebilir bu. Yani siz bir şey üzerine açık kaynak bir yazılım üzerine bir şeyler geliştirdiyseniz o açık yazılımda kullandığınız kısımlarda yaptığınız değişiklikleri de açmanız gerekiyor. Açık kaynak olarak yayınlamanız gerekiyor gibi şartları var ki işte bu açık kaynaklık özelliği devam ettirilebilsin. Ya da farklı olabilir. Bu lisans konuları arkadaşlar çok önemli. Yani tabii şu teknikleri ben de çok bilmiyorum. Nasıl takip edilebiliyor? Yani birisi alıp açık kaynaklı bir şeyi ürüne gömdüğünde vesaire bunların teknikleri illaki var. Ama bunu tabii takip edebilecek, bunun arkasından davalar açabilecek şeyler biraz daha büyük firmalar olabiliyor. Veya işte bu vakıflar vesaireler eliyle de bu takip edilebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Büyük firmalarda gördüğüm, ben daha önce çalıştığım Siemens'te bunu görmüştüm. Şu an çalıştığım projede Volkswagen firmasında bunu görüyorum. Büyük firmalar tabii ki bu lisans konularına çok dikkat etmeleri gerektiği için çünkü başları çok büyük belaya girebilir. Onlar büyük firmalar olduğu için tabii ki onların dikkat çekmesi daha kolay. Bu lisanslar konusunda ayrı bir departmanları bile olabiliyor. Yani hukuk departmanı. Yani biz siz orada açık kaynak bir komponent kullanılacaksa önce onun lisansları ile ilgili işte bütün şeyler kontrol ediliyor. Bir sıkıntı olmadığı, kullanım şartlarında bir sıkıntı olmadığı, lisans şartlarının ihlalinin oluşmayacağı anlaşıldıktan sonra o kullanıma geçirilebiliyor. Böyle şeyler var. Yani o yüzden işlerin bir de bu kısmına da bakmak gerekiyor eğer işte açık kaynaklı komponentler kullanmayı düşünüyorsanız yazılımlarınızda. Şimdi burada dediğim gibi çok fazla laf salatası yapıyor gibi görünebilir şu an. Bu videodan teknik bir şey veya uygulamalı bir şey gösteremeyeceğim. Ben de aslında Linux'un uzmanı değilim. Ben bugüne kadar Linux'la aslında çok da haşır neşir olmuş biri değildim.
Hatta hep böyle denemelerim oldu. Lise yıllarımda hatırlıyorum Linux'ta bir şeyler yapayım diye heveslenmiştim. Bilgisayarıma kurmaya çalışmıştım ama olmamıştı. Bir donanım sıkıntısı yaşamıştım. Herhalde klavyemi falan tanımamıştı. Üniversite yıllarımda bir ara hatırlıyorum niyetlendiğimi. Yine çok olmadı. Bir de tabii mecbur kalmak da gerekiyor. İş hayatına girdikten sonra da aslında çoğunlukla Windows tabanında yani Windows işletim sisteminde çalıştım. Tabii bizim orada kullandığımız işletim sisteminin amacı sadece bize bir platform sağlaması. Yani kullandığımız araçların çalışmasını sağlaması. Onun dışında zaten mikro denetleyicilere iş yaptığımız için derleme vesaire geliştirme ortamı bunlar Windows üzerine çalıştığı zaman başka bir ihtiyacımız olmuyordu. Ama bu yıla kadar mesela çok ihtiyacım olmamışken Linux'a bu sene mesela çalışmaya başladığım proje tamamen Linux tabanlı bir proje olduğu için çok daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladım. Hem geliştirme ortamı olarak kullanmak zorunda kaldım. Çünkü bize sağlanan geliştirme ortamı firmanın verdiği uzaktan erişimimizi açtığı Linux tabanlı bir sistemde çalışıyoruz. Hem de ürünün kendisi de zaten embedded Linux üzerine çalışan bir sistem olduğu için iki taraflı da ikisini de kullanmamız gerekiyor. Evet, çekime şimdi buradan devam edeceğim. Biraz değişiklik yaptım. Evet, dediğim gibi şu anda Linux'u iki aşamalı, iki taraflı da kullanıyorum. Yani geliştirme ortamı olarak da çünkü mecburen bize sağlanan bilgisayar Linux tabanlı olduğu için hem de ürünün kendisinde embedded Linux olduğu için. Şimdi sizler peki Linux soran arkadaşlar oluyor bana. Linux'u da nasıl öğrenebilirsiniz? Linux'a nasıl başlayabilirsiniz? Şimdi tabii burada yine dediğim gibi tanımlamak gerekiyor. Hedefimizi bilmek gerekiyor. Şimdi seviyelere bölersek Linux'la ilgili çalışmaları. 1. Linux'la bir kullanıcı seviyesinde tanışıklık sağlamak. Yani Linux'u günlük hayatınızda, günlük işlerinizde, bilgisayarla ilgili işlerinizde kullanabilirsiniz. Ve bu standart bir kullanıcının yaptığı işlemler olabilir. 2. Linux'un üzerinde uygulama geliştirebilirsiniz. Yani bu normal bildiğimiz anlamda masaüstü uygulamalar olabilir. Başka türlü server taraflı uygulamalar olabilir. Linux'un kernel'ına yazılım geliştir. Yani Linux kernel geliştiricisi olabilirsiniz ki bu dünyada Linux ile ilgili en komplike işlerden bir tanesidir herhalde. Ve onunla ilgili belli bir çevre, yani demin anlattığım gibi bir camia bunu yapıyor. Onların arasına katılabilirsiniz. Linux'ta driver geliştirebilirsiniz. Bu da yine dediğim gibi aslında çok böyle kendi kendinize yapacağınız bir şey olmayabilir. Muhtemelen Linux'a bir driver geliştirme ihtiyacı olması lazım. Yani ona yönelik bir şirkette bir driver geliştirme işi olabilir bir şirketin. Ya da siz tabii kendiniz de bunları yapabilirsiniz ama öğrenme amaçlı da yapılabilir. Ama genelde tabii ki bir donanımın Linux'a uyarlanmasını içeriyor bu iş. Ya da Linux'un farklı platformlarda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Port etme işlemleri olabilir bunlar. Yani Linux'un üzerine bir sürü kariyer yolu var. Ya da Linux üzerine sadece geliştirici olarak değil de Linux sistem yöneticiliği denilen bir şey de var. Hatta internette Linux'un kullanımına dair göreceğiniz bir sürü kaynak bu sistem yöneticiliği üzerine olacaktır. Yani Linux'un üzerinde koştuğu bir server'ın veya bir bilişim altyapısının yönetilmesi, bundan sorumlu olmak, işte bunun üzerine tek çeşitli yazılımların kurulmasından sorumlu olmak, güvenlik yamalarının yapılmasından sorumlu olmak. Yani böyle bir sürü Linux tabanlı iş var ve tabii ki en sonunda da neyi sayabiliriz? Bizi ilgilendiren daha çok gömülü sistemlerde gömülü Linux çalışmaları yapmak. Aslında bu çalışmaları yapmaya başlamadan önce tabii ki en başta Linux'ta bir aşinalık oluşturmanız gerekiyor. Şimdi yaşı bana yakın olan arkadaşlar veya biraz daha ileri yaştaki kişiler biraz daha belki komut satırına yakın olabilirler. Çünkü ben hep bilgisayarla tanıştığım zamanlarda çok eski bilgisayarım vardı. Hep bahsetmişimdir bundan daha önce de. Onda Windows çalışamıyordu. Windows'un o zamanki versiyonu 3.1 vardı galiba. Windows 3.1. Ben MS-DOS kullanıyordum. Yani MS-DOS'ta siyah ekranda bir komut satırından işte komutlarla ne yapacaksanız artık oyun mu açacaksınız, başka bir şey mi çağıracaksınız bunlarla yapıyorsunuz. Veya işte o yıllardan beri Linux'ta kullanan kişiler bir şekilde komut satırına aşinalar. Ama Windows'la tanışmış, daha çok bilgisayarla tanışıklıkla Windows'la başlamış arkadaşlar komut satırını belki işte görmüşlerdir illa ki Windows'un da çünkü içerisinde bir komut satırı var. Bunu çalıştırabiliyorsunuz CMD komutuyla. Şimdi biraz daha tabii gelişti ve bunlar daha da komplike hale geldi ama komut satırından bir şeyler yapmak. Linux dünyası birazcık daha bunun üzerine veya işte çok daha böyle bu işleri derinlemesine yapan arkadaşlar tamamen karşı olabiliyorlar böyle işte GUI kullanmaya, yani grafik bir arayüz kullanmaya. Linux'u bir şekilde bilgisayarınıza kurup ya da bir sanal makineye kurup Linux'un en azından komutlar, komut satırından nasıl çalışabiliyor, ne komutlar var. Yani her komutu bilmek de tabii mümkün değil ama en azından ihtiyacınız olanları. Çünkü ben de şu anda bir şey aklıma geliyor, bir şey yapmam gerekiyor. Yazıyorum Google'a ve o komut nasıl çalışıyor bakıyorum, öğreniyorum. Tabii belli komutları çok sık kullandıkça artık ezberleyebiliyorsunuz bu komutları da. Yani bir şekilde bir komut ezberleme diye bir kavram yok. Mühim olan işiniz gerektirdiğinde bunu yapmak. Komut satırının gerçekten güçlü bir yönü var. Çünkü tek bir komut yazarak birçok komplike işlemi, belki Windows tarafında veya diğer işletim sistemlerinde bir yazılım, yani özel bir yazılım gerektiren işleri birkaç satırla halledebiliyorsunuz.
Yani örneğin işte bilgisayarımda şu anda içerisinde işte Linux kelimesi geçen TXT uzantılı dosyalardan tarihi şununla şunun arasında olan değiştirme tarihi işte dosyaları bul gibi bir şeyi. Şimdi Windows ortamını düşünün. Bunun için bir yazılım olması lazım. Bir arama yapma yazılımı falan gibi bir şey özel. Belki Windows'un da kendi arama arayüzlerinin de bu özelliklerin bir kısmı vardır ama Linux'ta bunu bir komut yazarak hatta belli komutları arka arkaya bağlayarak yapmanız mümkün. Bu işin Linux'un kullanma tarafı. Linux'ta tabii ki bu aşinalığı kazandıktan sonra kendinize bir BeagleBone, işte Raspberry Pi gibi bir kart alıp onun üzerinde Embedded Linux'u çalıştırmak, ki hazır imajları var zaten bunların, bu hazır imajlarla çalışabilirsiniz. Bundan sonraki aşamalar artık Embedded Linux tarafında o imajların hazırlanması. Bunlara yönelik de bazı işte sistemler geliştirildi. İşte Yocto'yu duymuşsunuzdur belki, Buildroot. Bu tür şeylerle de aslında o dağıtımın, yani o Embedded Linux sisteminin geliştirilmesi ya da bir şekilde işte kernel, onun üzerine kernel'la beraber dosya sistemi ve ekstra işte diğer uygulamalarla kendi minimum Linux imajınızı oluşturmak. Yani buraya kadar gidebiliyor işler. Yani sıfır noktasında Linux'la aşinalık kazanacağınız bir ortam hazırlamak. Bu Ubuntu Linux'u kurabilirsiniz bilgisayarınıza, sanal makineye kurabilirsiniz veya şimdi Windows'un VSL denilen, yani Windows'un altında Linux Subsystem diye bir şey geliştirdiler ve Linux aslında Windows'un içinde çalışıyor. Böyle şeyler de çıktı. Yani direkt komutları çalışmak için mesela bu yeterli. Hatta şu an yeni çıkan versiyonunda grafik arayüzlü artık Linux uygulamaları bile çalıştırılabileceği söyleniyor. Ben denemedim henüz. Yani böyle şeyler var. Linux dediğim gibi büyük bir kavram, büyük bir çatı kavram. Bunun altında bir ekosistem giriyor, birçok parça giriyor ama en başında en azından aşinalık kazanmak için hemen şimdi karar verseniz bunu yapmaya, bilgisayarınıza bir sanal makine yazılımı indirip sanal bir imaj, Ubuntu imajı indirip örneğin kurabilirsiniz. Bunlar hepsi ücretsiz. Bunun da başlayabilirsiniz. İnternette bunlarla ilgili çok fazla kaynak var. Bunlardan bulabilirsiniz. Yine dediğim gibi Discord kanalı da açtık. Orada da belki bir Linux için de ayrı bir bölüm açarız. Orada da tecrübelerinizi beraber paylaşırsınız hep beraber. Çalıştırmış arkadaşlar bu sistemleri. Tecrübelerini paylaşıp diğer arkadaşlara da yardımcı olabilirler. Şu an bu videoda sadece Linux'a bir giriş yapmak istedim arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde biraz daha başka konularda ayrıntılara gireriz. Başka videolarda görüşmek üzere.